Anayasamızın 90. maddesine göre usulüne uygun yürürlüğe konulmuş milletler arası anlaşmalar kanunla eşdeğer sayılmaktadır. Ayrıca 2004 yılında hükümetin anayasanın 90. maddesine ek olarak yaptığı düzenleme ile yasalar uluslararası anlaşmanın temel hak ve özgürlükleri ilişkin olması halinde yasaların üstünde üst norm sayılacağı hükme bağlanmıştır. Konumuz uluslararası sözleşmeler olunca kadına yönelik şiddet önlemeye dönük İstanbul Sözleşmesi ilk akla gelen oluyor. 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açılmış olan sözleşmeye ilk imzayı atan parlamentosunda ilk onaylayan ülke olmamıza rağmen usulüne uygun yürürlüğe girmiş İstanbul Sözleşmesi 20 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye bakımından feshedilmişti. Yakın zamanda yaşadığımız bu örnek önemli bir uluslararası sözleşmenin anayasamıza göre bırakın üst norm olma niteliğini kanunla eşdeğer sayılsa bile Cumhurbaşkanı kararı ile yok sayılamaz. Yine ancak meclis onayı ile çekilmek mümkün olur. Kaldı ki kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin olması nedeniyle temel insan haklarıyla ilintilidir ve üst norm sayılması gerekir. Bu sadece kadına yönelik bir haksızlık değil, ciddi bir insan hakkı ihlali niteliğindedir. Bunun bize gösterdiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gün geçtikçe otoriterleşmesinin ciddi boyutlara ulaştığının görüntüsüdür. Rejimi ciddi bir sorunun haline geldiğinin açık bir örneğidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dikkate almayan rejimin halkın kendisini dikkate aldığından söz edemeyiz.